İstanbul, güzellik ve farklılıkların kesişme yeri. Burada dün ve bugün bir madalyonun 200'ü kadar bitişik yaşar. Trafik yoğunluğundan, doğu dünyasına özgü düzensizliklerden ve geçim zorluğundan bunalıp terk edenleri olsa da İstanbul hala müthiş çekici. Kara ve deniz iki sevgili gibi sarılır birbirine. Boğaz, kıtaların ve uygarlıkların kesin çizgiyle ayrılmazlığını simgeler. Hem sınır olur hem köprü. Bu konum bir yandan zenginlik üretir, bir yandan çelişki. Ama her durumda İstanbul görkemli bir karmaşayı, baş döndürücü bir hareketliliği yansıtır. Çünkü o, kurulduğu günden beri hep kıtalar arası çekim merkezi olmuş ve olmaya devam etmekte. 15 milyona yakın insan hala geleceğini burada görüyor. Sadece Anadolu'da değil, çevre ülkelerin pek çoğunda rüyaları süslemeye devam eden bir yanı var İstanbul'un. Bu çekicilik İstanbul'a göçü hızlandıran, kentsel ve sosyal dokusunu olumsuz yönde değiştiren en önemli etken olur. Son zamanlarda yoğunlaşan bir kaygı insanlara kabuslar yaşasa da İstanbul hala 24 saat canlı ve dinamik. Ve 17 Ağustos 1999 sabahı. Yalova, Gölcük, İzmit ve Adapazarı'nın dünü, belki de İstanbul'un ürkütücü yarını. Toprağın ve denizin altında sadece bedenler ve canlar yok. Sağ kalanların umutlarıyla birlikte kentlerin ruhu da göçük altında. Beton kıyametin şokunu, dayanılmaz acıların suskunluğu izliyor. Ve ardından İnsanoğlu korkunç gerçeğin bütün sonuçlarıyla yüzleşmeye başlıyor. Kuzey Anadolu fayı üzerinde ve çevresinde şimdi bir ağıt haritası var. İnsanoğlu bu göçüşe rağmen hayatı sürdürebilmenin ilhamını moloz yığınlarında arıyor. Bir insan iniltisi bile büyük teselli oluyor. Kaybedilen canların acısı bütün ülkeye yayılırken, şimdi ne olacak sorusu uç veriyor. Aslında bu, bizim için artık gelecek var mı demek ki. Geçmişin deprem göçükleri üstüne sürekli yeni göçük adayları dikebilen toplum korkunç bir bedel ödüyor. Ama bu bedel gerçeği görmek için yeterli olacak mı? Yoksa acılar ve anılar bu beton yığınları altında unutulacak mı? Ağustos'u ve 12 Kasım'ı hiçbir şey unutturamayacak. Acılarını zayıflık olarak değil, güç kaynağı olarak gören bu insanlar, kayıplarına karşı besledikleri derin sevgi ve saygıyla
geleceğe olan inanç ve umutlarını anıtlaştırdılar. 17 Ağustos depreminde kamyonlar gecenin içinde kentin yıkıntılarını ilk bu alana taşıdılar. Aile albümlerimiz, çocuklarımızın oyuncakları, kırmızı sardunyalarımız, kahve fincanlarımız kamyonlara yüklendi ve martı çığlıkları içinde denize getirildi. Belleğimizi, umutlarımızı, düşlerimizi denize emanet ettik. Deniz bize her dalgada geleceğe ilişkin yaşama direnci taşıyor artık. Biz bu hüzün alanını umut ve yaşam alanına, sabır alanına dönüştürdük. Mozaik yolu her kat ettiğimizde geçmişi geleceğe bağlayan bir köprüyü yürüyoruz bilmeden. Çocuklarımızın renkle, çiçekle döşedikleri bu yol yeni başlangıçlara taşıyor bizleri. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını